Satranç hayat gibidir. Her parçanın kendine özgü işlevi vardır. Bazıları zayıftır, bazıları ise güçlü. Bazıları oyunun başında işe yarar, bazıları ise sonunda. Ama kazanmak için hepsini kullanmak zorundasın. Aynen hayatta olduğu gibi satrançta skor tutulmaz. Ön parçanı kaybedip yine de oyunu kazanabilirsin. Evet, spiritüel bilginin gayesi sizi tekamül yolculuğu için hazırlamaktır. Bu bilgilere sahip olanlar, gündelik olayların getirdiği yorucu ve sıkıcı, zihin karıştıran negatif duygu blokajlarından etkilenmezler. Kendini bilmek ya da tanımak, insanın tamamen değişmesi zorunluluğunun doğal bir uzantısıdır. Değişmek, uyanmak, şuurlanmak için fazlalıkları terk etmek, içsel bir mücadeleye girişmek, özdeşleşmeyi kolaylaştırmak için bağımlılıklardan kurtulmak şarttır. Üstün çaba gösterilmeden değişmek, uyanmak, şuurlanmak mümkün değil. Dünyaya bir hediye olarak verilen bilgilerde tekamülün tamamlanması maddelere ait değil, ruhlara ait durumlar olduğu belirtiliyor. Evet, tekamül kelime anlamı olarak olgunlaşma, gelişme, evrim gibi anlamlara geliyor. Tekamülün ruhsal literatürde anlamıysa ruhun kamil seviyesine ulaşması için geçirdiği aşamalar ve olgunlaşma sürecidir. Yani tekamül, var olan öze, ruhun geri dönme sürecinde ruhun kademeli olarak gelişmesidir. Bu süreçte her ruhun dünyadaki temel gayesi tekamül etmek ve nihayetinde nihai evrensel bilince ulaşmaktır. Kamil insan, Allah'ın her mertebesine mazhar olan insan anlamındadır. Dini ve ahlaki olarak derin fikirleri ve çabası ruhunun tecrübe ürünü olarak adlandırılır. Ruhun tekamülü ancak dünyevi ihtiraslardan sıyrılarak gerçekleşir. Manevi dünyanın kapıları aralanınca kişi kamil seviyesine erişmiş oluyor. Tekamül için kişinin kendini tanıması, benliğinden sıyrılması ve ruhsal anlamda gelişim göstermesiyle mümkün. Tasavvufta tekamül, ruhun var olan öze geri dönüş sürecini ifade ediyor. Ruhumuzun derinliğindeki bu gayesini fark etmemiş olsak da içten içe hepimizin dünyevi olaylarda başımıza gelenlerin tekamülümüzün bir parçası olduğunu biliriz. Tekamül etmek dünyevi sınavlarla ve derslerle gerçekleşir. Evet, fizik beden ruhun tekamülü için üniformasıdır. Kadim uygarlıklarda kişinin kendini bilmesi, içindeki tüm ilahi potansiyeli, DNA'larında kodlu bulunan özelliklerini çıkarması üzerine çalışmalar ve eğitimler veriyorlardı. İlahi irade yasaları gereğince insanın tekamül etmesini hızlandıracak öğretilerini araştırıp, arayıp bulması, yeni bilgileri öğrenip geliştirmesi tekamülü hızlandıran süreçtir. İnsanlık kaderini yönlendirirken ve tekamül ederken zorlu sınavlardan ve acılardan geçecektir. Eğer bu sınavların tekamül için olduğunu fark ederse yaşadığı durumlara tesadüf ya da kader olarak bakmaktan vazgeçer. Kader üzerine konusunu ilerideki videolarda işleyeceğim. Yeni başlangıçlarda kendimizi tanımaya devam ettikçe bu sınavlardan çıkardığımız derslerle gelişiriz. Çünkü bu yolda karşına çıkan her kişi ve sınavda başka bir insan oluyorsun.
En önemlisi ise bu sınavlardan kaçmamaktır. Her dönüm noktasını atlattığımızda tekamülümüze bir adım daha yaklaşıyoruz, olgunlaşıyoruz. Yargılama. Çünkü hem yargılandığınız duruma düşersiniz hem de o kişinin tekamül yolunu bilemezsiniz. Asla kendinizi de yargılamayın. Çünkü kendinizi yargıladığınız zaman kendi benliğinizi ezmiş oluyorsunuz. Kıyamet suresinin 2. ayeti beyanında şöyle diyor: "Yemin ederim o kendini sürekli kınayan nefse." Bu ayet kendini yargılama diyor. Kıyam et, Türkçesi ayağa kalk demek. Evet, hiçbir insan başka bir insanın hayatını yargılayacak üstünlüğe sahip değil. Eğer yargılarsan yargılanırsın sözü bu durumu açıklıyor. Neden bunlar benim başıma geliyor diye sorgulamak yerine ders almam gerekiyormuş ki yaşamışım, şimdi bu yol nereye gidiyor dememiz gerek. Bazen geçmişi analiz etmeyi, gelecek planları yapmayı ve her şeyi kontrol etmeyi bırakmalıyız. Bazen akışına bırakıp neler olacağını görmeliyiz. Hayır hayır, bırak o taşı, yanlış. Hayda, kendi kendine yenileceksin yahu. Evet, kimse sizi yenemez arkadaşlar. Siz ya kendinizi yenersiniz ya da kendinize yenilirsiniz. İşte nefs ve ruhun mücadelesini bu şekilde özetleyebilirim. Güzel bir hamle. Demek ki karşısında olsaymışım beni yenermiş. Nedensellik yasası. Bu evrende her sebep mutlaka sonucu doğurur. Sebep-sonuç yasası. Karşımıza çıkan neden-sonuç ilişkileri evrenin ayrılmaz bir parçasıdır ve yine sizinle ilişkilidir. Şuara suresi, şair anlamındadır. 30. ayetin beyanında nedensellik, sebep ve sonuç yasasını şöyle açıklıyor: "Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir." Kur'an'da nedensellik yasasına örnek olarak "her ne ile karşılaşırsanız o sizin kendi ellerinizin ürünüdür" şeklinde haber vermiş. Kitab-ı Mukaddes İncil'de aynı kozmik gerçek şu şekilde açıklanmış: "Ne ekersen onu biçersin" diye ifade edilmiş. Tekamül asla geriye gitmez, sadece yavaşlar. Tekamül kavramına uzak olan, farkındalığı az olan insanların nedensellik yasasını tesadüf olarak görmesi, tekamülün yavaşlatan unsurlardan biridir. Kadercilik de tekamülü yavaşlatır. Yeni sorunlara eski çözüm yollarıyla bakarsanız da evriminiz yavaşlar. Aynı bilinç seviyesiyle devam ettiğinizde bu evrim süreci, yani tekamül yavaşlar. Kabullenmek, affetmek. Hayatınızdan biri mi çıktı? Kötü bir olay mı yaşadınız? Birilerinin ihanetine mi uğradınız? Hayatınız istediğiniz gibi gitmiyor mu? Kabullenemediğiniz durumları anlayamıyor, anlayamadığınızdaysa size yük oluyorlar. Bir zaman sonra da bu iş dünyanızda size ağırlık yapıyor. İşte bu noktada kabullenmek olanlara boyun eğmek değildir. Ya da hiçbir şey olmamış gibi davranmak da değildir. O kişinin kendi yoluna gitmesine müsaade etmek, kendi yüreğinizi serbest bırakmaktır. Kabullenmek ve affetmek tekamül yolunuzda size yeni fırsatlar görmenizi sağlar. Evet, bir önceki videoda takvanızı bozacak kişilerden uzak durmalı demiştim. Takva, yani insanın kendisini insiye edip ruhbaniyetini yükseltmesi, kalbini ve ruhunu kötü hislerden arındırma çabasıdır. Bu, duygu blokajlarını temizleyip insiye olduğunuzda, nefs sıfıra yakın indirildiğinde orgon enerjisi güçlü gelir. Çakra merkezlerinde enerji merkezleri pozitif yönde sağa doğru döner ve DNA tamiri başlar. Kalbe ilhamlar gelmeye başlar. Bu noktada gaflet perdesini kaldırmak mümkün. Kalp ilhamlar alır, keşif gözü açılır. Bu ruhsal beslenme daimi hale geldiğinde iman sahipleri Yaradan'ın dünyayı besleyen ve şifalandıran temsilcileri haline gelirler. Evet, işte bu takva, inisiye mücadelesini yaparken karşınıza sizi aşağı çekmek için küfre sevk eden kişiler çıkacaktır. Size sürekli kıskançlık, fesatlık pompalayan, önünüze dedikodu malzemesi servis eden kişiler çıkacaktır. Bu kişileri fark edip aranıza bariyer koymalısınız. Bu tuzağa düştüğünüzde yükselen ruhbaniyetiniz hızla geriye düşmeye başlar. Bedenin enerji merkezleri çakralarınızda tıkanıklık olur. Evrensel yaşam enerjisi olan orgon akımı kesilir. DNA bozulmaya başlar.
Ruhu tüketen her şey bedeni de tüketir. Ruhu besleyen her şey bedeni de besler. Nefret ve kin insanın kimyasını değiştirir. Nefis hareketlerini bir nükteden paylaşalım. Kalbin köşküne kurulmuşsa nefs, insan da bir, hayvan da bir. Gaflet uykusuna dalmışsa ruh, yaşam da bir, ölüm de bir. Evet, sevgi ve iman kişinin daha alt katlardan daha yüksek katlara, sonlu olandan sonsuz olana yükselmesini sağlar. İman bir haldir, ihmal edilemez. Bize yaratıcı tarafından verilen bir hediyedir. İman, o kişinin içinde bulunan DNA'larında kodlu olan ilahi potansiyeli çıkarması üzerine bize şifre veriyor. PIN kodu iman, şifresi nefis terbiyesi, yani inisiye olmak. Evet, psişik yetileri güçlendirmedeki anahtarlar bunlar. Sadece iman çıplaktır, elbisesi takvadır, ziyneti haya, sermayesi ibadet ve meyvesi amel. Fark ettiniz mi satrançta siyah negatif taşlar yeniliyor? Evet, terapiye ve öğretilere devam edelim. Evren sizin aracılığınızla düşünür. Evrenin devinimi, birbirine bağlı, birçok olay ve akıştan meydana gelir. Bu akışın içinde özgür irade, seçimlerimiz, düşüncelerimiz, bize sunulan yollar, hayata bakış açımız, yaratım sürecimizin parçasıdır. Bu noktada yaşamımızın evrimi için daha iyisini imgelemek, yaşam gücünü ve potansiyelini arttıracak. Farkındalığınızın seviyesini her daim arttırırsanız evrilirsiniz. Söz, ağızdan çıkan söz çok önemlidir. Söz, yaratım sürecini başlatır. Kâhinattaki her şey ilk önce bir sözle başladı. Ol, kün, feyükün. Bu ayette bizlere bir mesaj var. Bu yüzden ne söylediğimize ve ne istediğimize dikkat etmeliyiz. Sözlerin büyülü bir etkisi vardır. Bunu ileride ayrı bir program yapacağım. Teolojide söz ile ilgili bir kütüphanede olsun kitap yazılmış. Evet, her sınavda yeni dersler alırız. Her adımda yeni bir şeyler öğreniriz. En önemlisi bu derslerden korkmamak. Tekamülün gereği olan 5 manevi koku. 1. Ahlak kokusu. Bu kokuyu süren kötülük, kıskançlık, açgözlülük, nefret, fesatlık, saldırganlık özellikleri taşımaz. 2. Denge kokusu. Bu kokuyu süren kendi zihninde herhangi bir kesinti olmadan nesnelerin ve kişilerin iyi ya da kötü özelliklerini görme yeteneğini kazanır. 3. Bilgelik kokusu. Bu kokuyu süren hiçbir zaman kendi zihninde tıkanıklık olmadan her zaman sağduyusuyla maddenin ve eşyanın doğasını gözlemler. Nitelik ve kararlılık sahibidir. 4. Kurtuluş kokusu. Bu kokuyu süren zihnini kişilerin takıntılarını sabitlemekten kurtarmıştır. 5. Sezgi ve epik görüş kokusu. Evet, epik görüş kokusunu süren kişi sessizlik içinde kendi özgür zihnini tanımayı, aydınlanmayı, uyumu, arınmayı sağlamıştır. Gerçek doğanın bilgisine sahiptir. Evet, sürün beni. Bilgi uygun çabayla, deneysel adımlarla, uygulamalarla elde edilir. Bilgelik yolu dikkat ve farkındalık gerektirir. 5 manevi kokuyu koklayarak bu metaforu kullanan yolcunun önü açık bir yoldur. Teolog ve araştırmacı yazar Ruh Salman, tekamülle ilgili aktardığı bilgilerde şu bilgileri yazmış. Ruhlar değişik maddesel tekamül yollarında yürüyerek 3 boyutlu alemin tüm realitelerinde üstüne çıktıktan sonra tekamüllerini daha yüksek düzeyde sürdürmek için 4 boyutlu alemde birleşirler. Bu düzeye yükselmiş olan ruhlar astral beden olarak devam eder. Bunun sonucunda dünyaya özgü nefis durumları olmaz. Evet, Ruh Salman'ın eserini kütüphanede inceledim fakat alıp okuma fırsatı henüz bulamadım. Tekamül sürecinde yaşanması gereken önemli evre, erdemliğin ilk basamağı olan kendini gözlemlemek, kendini bilmektir. İnsanın kendisindeki özelliklerini farkında olması büyük erdemliktir. Kendi hata ve kusurlarını görmesi de erdem olduğunu gösterir. Doğaya ve tüm canlılara duyulan sonsuz şefkat ve saygı, koşulsuzsa sevgi yüreğinde barındıran insanların yapabileceği erdemli bir davranıştır. Doğaya, hatta cinlere bile saygı duyulması gerek. Elemental varlıklara küfredenleri duydum. Onların yaratılış fıtratlarına küfretmek erdemlik değil.
Son olarak size bununla ilgili Fable'dan bir hikaye anlatayım. Mesnevi kitabında da bu hikaye geçiyor. Bir akrep dereden karşıya geçmek için kurbağadan yardım istemiş. Kurbağa, "Sen beni sokarsın, ben seni karşıya geçiremem," demiş. Akrep, "Söz veriyorum seni sokmayacağım, eğer seni sokarsam ben kendim de derede boğulur ölürüm," demiş. Kurbağa akrebi dereden karşıya geçirmek için sırtına almış. Derenin ortasında akrep kurbağayı sokmuş. Kurbağa, "Akrep kardeş, ne yaptın? Hani söz vermiştin, sokmayacaktın," demiş. Akrep derede batarken, "Özür dilerim, ne yapayım? Benim fıtratım bu," demiş. Evet, akrebin fıtratı bu. Kurbağa akrebin fıtratını bile bile muhatap olmasaydı. Evet, ruh üzerine olan öğretilerin sonuna geldik. Önce değiş, sonra iste. Evet arkadaşlar, satranç en iyi zihin boşaltma tekniğidir. Benimle birlikte terapiye kalın. Görüşmek üzere.